Ben olsam Samsung Galaxy M33'ü almadan önce bu videoyu mutlaka izlerdim. Çünkü sizlerle hakikaten çok önemli bilgileri paylaşıyor olacağım bu videoda. Gelin hep birlikte Samsung Galaxy M33 bizlere neler sunuyor bir yakından bakalım. Kanalımın yeni olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla kanalımı büyütebilmem için sizlerin desteğine sonsuz ihtiyacım var. O yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız, videolarıma şöyle bir göz atarsanız, olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı da aşağıya bırakırsanız beni sonsuz mutlu edersiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Videonun giriş kısmında sizlere şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha öncesinde M23 incelemesinde de aynı bilgilendirmeyi yapmıştım. Samsung'un M serisi akıllı telefonları tamamen internet satışı üzerine getirilmiş akıllı telefonlar. Dolayısıyla M serisi bir akıllı telefonu satın almadan önce bir mağazaya gideyim, cihaza bakayım gibi bir düşünce içine girerseniz orada cihazı görmeme ihtimaliniz var. O yüzden bu telefonları ya internet üzerindeki videolardan ya da belli başlı böyle işte bir zincir değil ama bir telefoncu dükkanında bulma şansınız olabilir. Fiziki olarak görme şansınız olabilir. Ancak ben size Samsung Galaxy M33 ile alakalı hakikaten çok önemli bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Yani bu telefonu bir satın alayım mı diye düşünüyorsanız bence tam olarak doğru videodasınız. Telefonun artılarıyla birazcık başlamak lazım. Cihaz 5G destekli bir cihaz. Zaten model isminden de gördüğümüz üzere. Üzerinde bulunan parmak izi okuyucusu hakikaten hızlı. Fena çalışmıyor. Güzel buldum bunu. Genel malzeme kalitesi hiç de fena değil ve tabii tasarım anlamında da tanıdık ve güncel bir tasarım ile geliyor Samsung Galaxy M33 akıllı telefonu. Ancak bana göre önemli bir eksisi var arkadaşlar. O da şu ki fiyatı bence eksi bu telefonun ve satın alma aşamasında sizlere farklı bir noktaya götürebilir bu akıllı telefonun fiyatı ki onunla alakalı da sizlere güzel bir önerim olacak. Cihazın kutu içeriğinden sizlere ne yazık ki bahsedemiyorum çünkü Samsung Türkiye bana sadece ama sadece bu akıllı telefonu gönderdi. Zaten kutu içeriğiyle alakalı da birazcık araştırma yaptığımda kutunun içerisinden bir adaptör çıkmadığını da görmüş oldum. Sizlerle de bunu paylaşmış olayım. Yani bir kutu olsaydı elimde de sizlere sadece bir dış kılıf gösterebiliyor olacaktım. Gelelim bu akıllı telefonun ekranına çünkü Samsung deyince hepimizin aklına AMOLED, Super AMOLED işte buna benzer şeyler geliyor. Ancak bu akıllı telefonun ekranı bir LCD panel arkadaşlar. 6.6 inç boyutunda gayet büyük bir ekranı var bu cihazın ve 120 Hz'e kadar da bir yenileme hızına sahip yine Galaxy M33 5G'nin ekranı. Şimdi buraya kadar her şey iyi, hoş, güzel ve açıkçası hani böyle göze de hitap ediyor ekran. Hiç de fena değil ve Gorilla Glass 5'te korunuyor olması da bence güzel olmuş. Çünkü Gorilla Glass 5 yani hepimizin bildiği üzere ya da daha önce duymadıysanız da sizlerle paylaşayım. Daha çok böyle amiral gemisi modellerde gördüğümüz bir ekran camıydı bundan birkaç sene öncesine kadar. Bu cihazda da bunun yer alıyor olması bence önemli bir burada artı olmuş. Şimdi ekranı beğendim. Ekran güzel teknik detaylara sahip dedim ama Samsung Galaxy A33 5G gerçeğini de atlamamak lazım. Bu akıllı telefonlarında bir AMOLED panel var. Evet 90 Hz'e kadar bir yenileme hızı var orada ama AMOLED panel ekrandan parmak izi okuyucu gibi özellikler beni biraz daha A33 modeline doğru itti arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim ve bu konuyla alakalı da çok farklı gerekçelerim de var. Onlara da zaten değiniyor olacağım. Ve gelelim işin performans tarafına. Telefonun içerisinde Exynos 1280 modeli bir işlemci var. Bu işlemciyi sizlere Samsung Galaxy A33 5G incelemesinde detaylı bir şekilde anlatmıştım zaten. Samsung burada tamamen işlemcinin üretim sürecine oynamış 5 nanometrelik bir işlemci olduğundan bahsediyor. Performansının çok iyi olduğunu iddia ediyor ki bana sorarsanız performans anlamında çok ultra iyi bir işlemci değil. Ancak verimlilik anlamında evet başarılı bir işlemci. Onu da sizlerle tekrardan buradan paylaş olayım. Ve tabii şöyle bir durum var. Hani Geekbench skorlarına falan da baktığımızda A33 5G ile bu akıllı telefonun skorları da birbirine çok yakın. Günlük anlamda da M33 5G ile A33 5G arasında çok büyük bir performans farkı bana sorarsanız yok. Performans anlamında sizlere şunu söyleyeyim. Çok büyük beklentilere girmezseniz bu akıllı telefonun performansı anlamında sizi üzecek bir cihaz değil. Yani rahat rahat kullanabilirsiniz. Günlük işlerini yapabilirsiniz. Bir şekilde bu telefonu satın almış ve sonrasında da bu videoyu izliyor olabilecek olan kullanıcılar için de bunu söylemiş olayım. Hani cihaz sizi yarı yolda bırakacak bir akıllı telefon değil. Tamamen hani fiyatla doğru orantılı bir performansı olduğunu da söylemem lazım. Bu arada Samsung Galaxy M33 5G'de 6 GB bir RAM var ve bunu isterseniz 6 GB daha sanal RAM'le ki son dönemde aşırı popüler bir şey bu Android telefonlar arasında. Bu cihazda da o mevcut. 6 GB daha RAM'ini artırabiliyorsunuz depolamadan alarak. 128 GB'lık bir sabit depolamamız
kartımız var. Çift SIM kart desteği ve tabii ki bir de micro SD kart desteği var ki burada yine takdir ettiğim ve buradan da tekrardan söylemek istediğim bir şey var. Bu cihazda hem çift SIM kartı hem de aynı anda arkadaşlar micro SD kartı da kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir avantaj. Ben bu olmadığı zaman eleştiriyorum biliyorsunuz. Ancak bu akıllı telefonda hepsini aynı anda kullanabiliyor olmanız önemli bir avantaj olmuş. Performans bölümünün sonuna doğru gelirken şunu tekrardan sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu akıllı telefonun işlemcisi olan Exynos 1280 modeli bu işlemciyle çok büyük sıkıntılar yaşamazsınız. Ancak her zaman dediğim gibi bu telefonu sizlere ne vaat ettiğini atlamadan değerlendirmelisiniz ki hayal kırıklığı yaşamayın. Ve tabii kameralarımıza devam edelim. Cihazın ana kamerası iddialı gözüküyor. 50 megapiksel bir kamera var bu akıllı telefonun ana kamera bölümünde. Ve bu 50 megapiksellik kameramız f1.8 diyafram aralığına sahip sevgili dostlar. İşin ultra geniş açılı kamera bölümüne geldiğimizde ise burada bizi 5 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ve 123 derecelik çekimler yapabildiğiniz bir kamera karşılıyor. Tabi hani bu telefonun fiyatından da tahmin edeceğiniz üzere ana kamerada bir 50 megapiksellik kamera kullanılmış ama bir OIS desteği yok telefonda herhangi bir kamerasında. Dolayısıyla OIS'in olmayışından bir tık eksi bu cihaz için. Niye bir tık eksi dediğimi de fiyatıyla bağdaştırarak söylediğimi sizlere söylemek isterim ki burada hani şu anda bana bunu söylediğim için kızanlar olabilir. Kendimi savunacak da güzel bir burada donem var. Onu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Telefonumuzun üzerinde 2 adet kameramız daha var. Bunlardan bir tanesi 2 megapiksellik makro kameramız ve bir tanesi de arkadaşlar 2 megapiksellik derinlik algılayıcı. Bu makro kamera yani çok büyük beklentilere girmemeniz gereken var mı var anlamında bir kamera. 2 megapiksellik derinlik algılayıcı ise işte portre fotoğraflar, derinlik anlamında sizlere destek olan bir kamera, sensörü gibi çalışan bir kamera. Buradaki ultra geniş açılı kamera için ben 5 megapikseli açıkçası biraz düşük buldum. Ya 5 megapiksel olmasa daha iyi olabilirdi buradaki sonuç ve tabii ki bu cihaza yakışır olurdu biraz daha iyi olsa. Hani o anlamda bunu sizlere söylemek isterim. Kameranın yani ışık güzel olduğunda hiç fena sonuçları bizlerle buluşturmadığını söyleyebilirim. Renklerde sapmalar olabiliyor. Son yani incelediğim bütün Samsung cihazlarda en azından bu seviyedeki tabii ki renklerde önemli sapmalarla karşılaşmıştım. Bu cihaza da yine keza aynı şey geçerli arkadaşlar. Bazen kırmızılar ya da yeşiller çok acayip renklerde çıkabiliyor ve buna dikkat etmeniz lazım. Çektiğiniz fotoğrafları mutlaka kontrol etmelisiniz ki oradaki anınız bir daha yanmasın. Tabii böyle bir şeyi ikinci defa çekemeyecek bir durumunuz da olabilir. Hani öyle durumlarda da artık inşallah sizin için bir renk sapması olmaz diyeyim ve bu uyarıyı da sizlere yapmış olayım. Tabii gece çekimleri konusuna gelince bu akıllı telefonda sonuç gece çekimlerinde neredeyse hüsran diyebileceğim seviyede. Aynı M23 için söylediğim gibi M33'te de benzer şey var. Işık azaldığında ya da gece çekimlerinde kameralar yani bambaşka sonuçları bizlerle buluyor. Ben çok kelimelere dökmek istemiyorum. Siz zaten görüntüleri görüyorsunuz. Hani siz isterseniz yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ama ben şunu söyleyeyim sizlere. Hani bu akıllı telefondan gündüz çekimleri dışında kamera anlamında çok bir şey bence beklemeyin. Yani üzülebilirsiniz. O yüzden bu uyarıyı da yapmış olayım sizler için. Ve tabii video çok önemli birçok kullanıcı için. Özellikle sosyal medya kullanıcıları için. Bu akıllı telefonda 4K video çekebiliyorsunuz. 1080p 60 fps video çekebiliyorsunuz. 30 fps de çekebiliyorsunuz ama video anlamında bence bu akıllı telefondan çok büyük beklentilere girmeyin. Üzülürsünüz, canınız sıkılır arkadaşlar. Ön kameramızda 8 megapiksel bir kamera görev yapmakta. Bu kamerayla hafif geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Sonuç ise bence yani tam anlamıyla bu akıllı telefonun bizlere sunmayı vaat ettiği seviyede bir sonuç. Yani beklentiyi çok yüksek tutmamanız gereken bir sonuç. Tekrardan buradan da bu uyarımı yapmış olayım. Ama fiyat seviyesiyle bu akıllı telefonun ön kamerayı karşılaştırdığında da sonuçların bir tık düşündürücü olduğunu da sizlere söylemem lazım. Pil tarafına doğru devam edelim. Çünkü 5000 mAh'lik bir pil var. 25 Watt'lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor bu akıllı telefonda. Ancak az önce de söylediğim gibi kutudan bir adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu cihazı satın alırsanız mutlaka bir şarj adaptörüne ihtiyaç olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Ve tabii bir güne kadar da götürebilir. Ancak bir günden fazla kullanmanız çok mümkün gözükmüyor bana sorarsanız ki yoğun bir kullanım yaparsanız ki ben yoğun bir kullanım da yaptım. Cihazı bir süredir test ediyorum şansıma. Bir günü böyle götüremediğini gördüm. Çok yoğun kullanımda ama yani. Standart bir yoğun kullanım baya baya. Telefonun içinden geçtiğim bir senaryoda bir gün gitmediğini de sizlere söyleyeyim olalım. Bu iki telefonun arasında çok az bir fiyat farkı var. Yani ben bu videoyu çektiğim tarihlerde ki her gün hemen hemen her şeye çok güzel bir şekilde zamlar gelmeye devam ediyor ne yazık ki. Bu telefonlara da zamlar geliyor olabilir siz bu videoyu izlerken. Ancak ben bu videoyu
videoyu çektiğim tarihlerde kontrol ettiğimde Galaxy M33 5G akıllı telefonu yaklaşık 5800 TL bandından satılıyor. Ki bana sorarsanız biraz yüksek bir fiyatı var. Çünkü A33 5G'ye baktığımızda 6200 TL bandında falan şu durumda. Yani bugün en azından böyle. Bu videoyu çektiğim tarihte ki ben ne zaman çekmişim? 5 Haziran'da çek bu videoyu. Şimdi ikisinin arasında çok az bir fiyat farkı var gerçekten ve ben A33 ile M33'ü yan yana koyduğumda ben A33 alırım. Bunu neden böyle söylediğimi de sizlere söyleyeyim. Notlarımı da aldım buraya sizlere anlatayım arkadaşlar. Şimdi A33'ün ekranı daha iyi. Kameraları biraz daha kaliteli. Ekrandaki o 30 Hz'lik yenileme hızı farkı bana sorarsanız çok büyük bir eksi değil. Çünkü AMOLED bir ekran var A33'te. Dolayısıyla daha iyi bir ekran aslında bizlerle buluşturabiliyor M33'e göre baktığımız zaman. Ve A33'te aynı zamanda stereo hoparlör var. Ekrandan parmak izi okuyucu var. Yani bunlar bence önemli artılar. Ve dolayısıyla A33'ü satın almayı düşünürdüm dememe de sebep olan şeylerden aslında bir tanesi bu. Yani buraya söylediğim şeyler var ve biraz daha fazlası da var ama ben genel anlamda açıkçası bu iki telefonun arasında kalıyor olsam ve aradaki fiyat farkı da bu kadar azken en azından bu videoyu çektiğim günlerde arada bir 200-300 lira gibi bir fark var. Ben A33'e yönelirdim. Ancak sizler ne düşünüyorsunuz? O da benim için her zaman olduğu gibi çok önemli biliyorsunuz. Yorumlarda bu videoyla alakalı ve bu telefonlarla alakalı düşündüğünüz şeyleri yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve tabii ki bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.